radyo tiyatrosu. Eski sevgiler. Yazan Burhan Günel. Yöneten Metin Çoban. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Behzat Erhan Abir, Cengiz Fatoş Balkır, Nesrin Arsen Gürzap, Emine Tanju Tuncel, Sevim Göksel Kortay. Gürültü etmeden soyulup banyoya girmeli. Sen misin babacığım? Geldin mi? Uyandırdım seni. Oysa şöyle bir öpüp gidecektim. Özledin mi beni? Çok özledim. Hadi bakalım, yum gözlerini. Biraz daha uyu. Sonra konuşuruz. Nasıl olsa bugün pazar, konuşmak için bolca zamanımız olacak. Şu kapıyı yağlamayı hep unutuyorum. Uyandırdım seni değil mi? Yok, sen uyandırmadın. Zaten bütün gece yarı uyanıktım. Hoş geldin. Nerelerdeydin? Seni dün akşam bekledik. Giderken öyle demiştin. Geciktin. Saat kaç? Saat 8:10 geçiyor. Ancak gece otobüsünde yer bulabildim. Onun için dün gelemedim. Üstün başın sigara kokuyor. Hemen soyun da çamaşırlarını değiştir. Soyunacağım. İlk yıkanmalıyım. Dur hemen bir duş alıp yanına geleyim. Bekle beni, olmaz mı? Evet, yıkansan iyi olacak. Sonra da uyu biraz, yorgunsundur. Kalkıp iç çamaşırını çıkarayım mı, kendin alır mısın? Sen yataktan çıkma, ben dolaptan alırım. Gittiğinden beri beni arayan oldu mu? İş yerinden bir arkadaşın geldi geçenlerde. Elinde bir yazı vardı. Önemli ve ivedi bir yazıymış. Senden bilgi almak istiyordu. Yapma ya. Ne dedi peki? Burada olmadığımı belli etmeseydin bari. Çarşıya çıktığını söyledim. Akşama kadar belki gelmez dedim. Adam dönüp gitti. Yazı ivedi olduğu için bekleyemeyeceğini söyledi. Erken dönerse beni arasın dedi. Nusret'miş adı. Bizim Nusret. Kontrol için gelmiş olamaz, sever beni. Gerçekten iş için gelmiş olmalı. Peki sonra? Başka bir şey olmadı, ne soran ne arayan. Gittiğini anlayacaklar diye öyle korktum ki. Haklısın canım, pek hoş bir durum değil. Aslında ben de çekiniyordum. Hasta olduğum için doktor bana dinlenme izni veriyor. Yatakta dinlenip iyileşeceğime çekip nerelere gidiyorum. Aslında suç sayılır bu ama neyse, bir daha yapmam böyle şeyler. Gitmeni hiç istememiştim. Lütfen gene başlama. Gitmem gerekiyordu, yoksa durup dururken. Neyse, sağ salim geldin ya, önemli olan bu. Ama bir daha bizi bırakıp da sakın. Seni çok özledim. Sesini, soluğunu özledim. Sana sarılmayı. Ama sigara kokuyorum değil mi? Bu durumda sarılamam. Dur hemen yıkanıp. Sana bir çanta aldım valizde. Dur getireyim, bakalım beğenecek misin? Şimdi acelesi yok canım, daha sonra görürüm. Hayır, hemen görmeni istiyorum.
İşte getirdim. Nasıl, güzel değil mi? Bak. Ah, çok güzel, teşekkür ederim. Kaça aldın? Aman, fiyatını ne yapacaksın? Beğendin mi sen, onu söyle. Tabii beğendim, sağ ol. Sen de sağ ol, beğendiğine sevindim. Hadi artık ben banyoya gideyim ha. Git ya. Hiçbir şeyi seçmesini bilmez bu Behzat da. Ama düşünmüş ya, önemli olan bu. Canım benim. Canım benim. Sen benden uzaklaştıkça ben sana daha çok yaklaşıyorum. Ama bunu nasıl anlatsam bilmem. Zorlama, incelikler göstermekle beni kırdığını nasıl anlatsam. Hiç de kış gününe benzemiyor. Güneş nasıl parlıyor, gökyüzü pırıl pırıl. Ah, canlanmalıyım biraz. Karamsarlığın sırası değil. Emine! Emine! Biraz gelir misin Emine? Ah, gidip kapıcı ziline basmalı. Buradan zor işitir beni. Bir şeye ihtiyacın var mı Behzat? Su ısındı mı? Bir şey istemiyorum, sağ ol. Su iyi, ısındı hele. Çok beni tamir ettirmişsin. Sen ilgilenmeyince ben yaptırdım. Sağ ol, iyi etmişsin. Ha, geldim işte, buyur. Mustafa Efendi yok muydu da sen geldin? Bana seslendin ya Nesrin Hanım, işte geldim. Mustafa'yı ne yapacaksın? Hiç sordum öyle. Deyivereyim bari. Dün akşamdan köye gitti, yarın gelecek. Hayırdır, yine neden gitti? Varsın gitsin Nesrin Hanım. Her hafta sonu varsın gitsin. Öbür karısını görmeye mi gidiyor böyle? Hem onu hem de çocuklarını görmeye. Üzülüyor musun? Niye üzüleceğim? Dönüp gelir. Varsın ara sıra gitsin de çoluk çocuğunu görsün. Gelinlik kızları var. Onlara arka çıkması gerekir. Belki de haklısın Emine. Ne diyecektin bana Nesrin Hanım? Bunları sormaya mı çağırdın? Aa, öyle ya. Ekmek isteyecektim. Sana zahmet, bakkaldan alıver. 5 tane yumurtayla 1 pakette tereyağı. Olur. Para verecek misin yoksa deftere mi yazılacak? Dur, para vereyim. Ya da sonra öderim canım, önemli değil. Deftere yazdırıver. Peki. Sağ ol canım. Başka bir şey gerekli mi? Az sonra bir daha göndermeye kalkarsan. Yok yok, hepsi bu kadar İlahi. Emine çok hoşsun. Ben sana ne demiştim? Yataktan neden çıktın? Ay, yatak mı kaldı canım? İşitmedin mi, kapıcıyı çağırdım. Seninle de konuştuk ya. Benim söylemek istediğim. Anlamıyor musun? Efendim, ne diyorsun? Çok dalgınsın. Evet, dalgınım biraz. Öyle nereye bakıyorsun? Ne düşünüyorsun? Sokağa bakıyordum. Ağaçlar çok hüzünlü bugün. Yapraksız dallar, kupkuru gövdeler. Sonra gelip geçen insanlar. Pazar günü bile evinde oturmayan, bir yerlere, bir şeylere doğru koşturup duran insanlar. Bu arada biz. Ne olmuş bize? Hiç. Bize hiçbir şey olduğu yok. Geldim ve niçin yatakta olmadığımı, niçin dalgın olduğumu, nereye baktığımı, neler düşündüğümü sormaya başladım. Sahi ne düşünüyordun öyle? Hala söylemedin. Seni düşünüyordum. Nasıl yani? Seninle karşılaşmamızı, tanışmamızı, sonra evlenmemizi. Eski günleri yani. Sense kaç gündür burada yoktun. Bizi merak içinde bırakıp gittin, hiçbir neden göstermeden. Gitmem gerekiyor diyerek uzaklaştın bizden. Sıkıntılıydın, bir takım açmazların vardı tamam, ama biz burada. Neyse, hadi hoş karşılayalım bütün bunları. Döndün ya. Ama şimdi de benimle yatmak istediğini söylüyorsun. Niçin yatakta değilim, öyle mi? Daha sonra da karnın acıkacak, yemek isteyeceksin. Farkında mısın bilmiyorum. Her şey öyle belirgin, öyle tek düze bir sıra içinde oluşuyor ki. Zaman zaman kendimi şey sanıyorum. Şey. Öyle konuşma yavrum. Gel şöyle, gel yanıma otur. Anlaşılan yalnız kalınca sıkılmışsın sen. Hadi gel, oturup konuşalım biraz. Bana açıl. Olursun, beni yok yere üzme. Bunca zamandır nerelere gittin, neler yaptın? Hep dolaştım. Nerelerde dolaştın? Önce Konya'ya gittim. Orada 2 gün kaldım. Anlatsana, Konya nasıl? Orada neler gördün? Her şey çok değişmiş. Birlikte dolaştığımız caddelerde yürüdüm. Liseye gittim. Okulun bahçesindeki banklarda oturdum.
seninle sık sık gidip oturduğumuz pastaneyi aradım ama bulamadım. Ne olmuş oraya, neden bulamadın? Yıkmışlar. Ah, yıkmışlar mı? Evet, eskiyi hep yıkıyoruz. Yerine ya daha kötü şeyler koymak için ya da hiçbir şey koyamadan yıkıp duruyoruz. Bizler de öyle değil miyiz aslında? Nasıl yani? Yıkıp duruyoruz. Pense ayakta tutabilmek için. Neyse. Konya'da başka neler yaptın? Her yana tanıdık her şeye seninle birlikteymişim gibi bakıp durdum. Eski günlerimizi sordum. Her yanda o güzel günlerimizi aradım. Anılarımızı aradın demek. Evet öyle. Bari bir şeyler bulabildin mi bizden geriye kalmış olan? Bizi bırakıp gittiğine değdi mi? Bulamadım. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Çıldırtıcı bir değişme var her şeyde. Sonra baktım, ben de çok değişmişim. Belki de bunu saptamak için gitmiştim oraya. Neredeyim, şimdilerde nasılım diye. Gitmesem çatlayacaktım canım. Bunu anlamalısın, içim daralıyordu, bunalıyordum, soluk alamıyordum. Gene de yararlı oldu sayılabilir. Gezi iyi bir şey. İnsan boşalıyor, değişiyor. Biraz olsun hafifleyebiliyor. Ama az önce orada bir şey bulamadığını söylemedi mi bana? O kadar da değil. Yaşadığımız eski günler, eski sevinçler gene oralarda duruyordu. Sisler içinde de olsa görebildim. Yüreğimde duydum. Sesini işittim ta oralarda. İnan bana. Bizi de götürebilirdin. Çocuk seni arayıp durdu. Meğer nasıl sana düşkünmüş. Böyle olduğunu bilmezdim doğrusu. Bencil davrandın. Bizi düşünmedin. Bu konuyu kapasak artık, olmaz mı? Peki. Bazen seni hiç anlayamıyorum. Bizi bırakıp nasıl gidebildin hala şaşıyorum. Yaptığın şey de sokaklarda başıboş dolaşmak. Ne tuhaf. Sanırım gerçekten hastasın sen. Adı nedir bilmiyorum. Hastalık mı, bunalım mı, bıkkınlık, yılgınlık mı? Gerçekten bilemiyorum Nesin. İyi değildim, bildiğim buydu. Çevremden bıkmıştım, usanmıştım. Her gün aynı şeyleri yapıp aynı biçimde yaşamak dünyamı daraltmıştı. Sana bunları uzun uzun anlattım daha önce. Doktora da anlatmıştım. Ne demişti doktor? Evet evet, hepsini biliyorum. Git dolaş, geziye çık demişti sana doktorun. Ama bizim için bir şey söylememişti. Oğlumla ikimiz burada kaldık, seni merak ettik. Nasıl sıkıldık. Akşam olunca karanlıktan, yalnızlıktan nasıl korktuk. Seni nasıl özlemle bekledik. Sizin de benimle gelmenizi önerebilirdim ama... Ya çocuğun okulu ne olacaktı? Ya ben nasıl gelirim? Sen yıllık izninin bir bölümünü kullanabilirdin. Çocuk gelemezdi. Ama benim gidişimi nasıl... Peki peki tamam. Senin yalnız gitmen gerekiyordu. Sorun bizden uzak olmandı. Zaten sen hep böylesindir. Hep kendini haklı çıkarırsın. Sanki bizi götürmeyi gönülden istemişsin gibi şimdi de tutmuş neler söylüyorsun. Ama güzelim, konu benim haklı olup olmadığım değil ki. Sana durumumu anlatmaya çabalıyordum. Oysa sen... Biraz geciktim, kusura bakma. Zarar yok Emine, önemli değil. Sağ ol, zahmet oldu sana. Ne zahmet olacak? Sen de sağ ol Nesrin Hanım. Sana kaç yumurta yapayım? İki. Rafadan istiyorsun değil mi, yoksa katı mı pişireyim? Rafadan olsun. Günaydın anne. Günaydın canım. Babam nerede? Uyuyor mu yoksa? İçeride banyo yaptı, bornozuyla oturuyor. Gel oğlum, gel buradayım, gel. Şu radyoyu kapatır mısın canım? Nasılsın oğlum? İyi misin? Hastayım babacığım. Hı? Neyi varmış bakalım benim aslanımın? İyisin işte. Neren hasta? Bak babacığım. Ağzımın içinde yaralar var. Diş etlerim acıyor. Hiçbir şey yiyemiyorum. Yiyecekleri çiğneyemiyorum. Dur şöyle iyice bir bakayım. Ne olduğunu şimdi anlarız. Evet. Ağzında beyaz lekeler var. Evde koyu mavi renkte sıvı bir ilaç olacaktı. Adını unuttum şimdi. Annen ondan sürseydi ya ağzına, şimdiye geçerdi. Annem bilmez ki. Senin eve dönmeni bekledim. Bunda bilmeyecek ne var? Sık sık benim ağzımda da oluyordu. Hani ilaç şişesi eczacı dolabındaydı. Alıp kullanabilirdiniz. Kahvaltı hazır. Hadi gelin buraya. Yüzünü yıkadın mı sen? Unuttum anne. Hep unutursun zaten. Kocaman adam oldun, hala bu alışkanlığı edinemedin. Koş yıka çabuk. Yıkamasam olmaz mı anneciğim? Zaten bir şey yiyemiyorum ki. Ne çocuksun, hiç güleceğim yoktu. Yürü çabuk. Ne kadar ayıp, her sabah bunun tartışması. Kahvaltıdan sonra Cengiz'in ağzına ilaç süreceğim. Çocuğun ağzı yara içinde. Zaten o sadece süt içecek, bir şey yiyecek durumda değil. Yüzünü yıkadıktan sonra büyük odaya git oğlum. Orada çantam var, onu getir bana. İçinde sana ait bir şey olacak.
Çantayı ben açabilirim baba. Olmaz, getir buraya, ben açarım. İşte al bakalım, bu senin. Aa, teşekkür ederim babacığım. Ah, ne kadar büyük çikolata o öyle. Bütün bunlar bizi susturmak için mi Behzat? Bana çanta, Cengiz'e de kocaman çikolata. Madem öyle düşünüyorsun öyle olsun, ne diyeyim. Artık ağzın iyileşecektir değil mi oğlum? Yoksa çikolatayı yiyemezsin. Hadi çeneyi bırakın artık, çaylarınızı koyuyorum. Gözlerim kapanıyor. Çok mu uykusuzsun? Gece yolculuğu işte. Otobüse gece yarısı bindim. Yolda biraz kestirdim ama pek uyku sayılmaz. Gündüz yolculuk etseydin böyle olmazdı. Yer bulamadım diye numara yapıyorsun ama yutmadım. Mutlaka isteyerek gecikmişsindir. Yok canım, numara falan değildi. Dün akşam Tahsinlere yemeğe çağrılıydım. Yemekten geç ayrıldım. Hangi Tahsin bu? Sınıf arkadaşım, hani düğününe gitmiştik. Biz de yeni evliydik o sıra. Aa, sen Konya'dan sonra Adana'ya da mı gittin? Anlattırmadın ki. Demin tam anlatacaktım, sözüm ağzıma tıkadım. 2 gün Konya'da, 3 gün köyde anamın yanında, 2 günde Adana'da kaldım. Ananı görmeden de edemezsin. Neyse, kaynanamı bırak, Adana'yı anlat. Tahsinler nasıl, mutlular mı? Baba ben... Sus biraz, babanla konuşuyoruz. Bir kızları var, öyle şirin bir şey ki. Yeni konuşuyor. Baba, baba diyerek Tahsin'in bacaklarına sarılıyor. Babasına çok düşkün. Bir kızımız olsaydı ne iyi olurdu. Tek çocukta kaldık böyle. Kız bana ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Kucağıma almak istedim, gelmedi. Sonra çantandan çikolata çıkarıp gösterdim. Bu kez geldi yanıma. Paketi açıp eline verdim. Yüzüme bakıp güldü. Bir şeyler söylenerek elimdeki çikolatadan bir parça koparıp bana uzattı. Isırsaydın o kızı, yanaklarını dişleseydin. Babam da çocuklara hep çikolatayı... Kandırıyor değil mi oğlum? Uğraşmayın gene benimle ya. Oh. Bırakın anlatayım. Öptüm kızı. Lüle lüle saçları vardı. Yanakları pembeydi. İleride çok tatlı bir kız olacak belli. Bir de bizim kızımız olsaydı. Ama bırak şu konuyu. Bu yaştan sonra yeniden çocuk derdi çekemem. Biz bize yetiyoruz işte. Ya, demek böyle. Sen beni sevmiyorsun zaten, bunu biliyorum. Ne oldu anne? Ben... Neyim var karıcığım? Ne kadar tuhafsın bugün. Çocuk istiyorum. Bir kızımız olsun istiyorum. Hep aynı sözler, aynı konu. Sütünü içtin, hadi oğlum sen odana git. Annenle biraz konuşacağız. Ama baba. Hadi, ne diyorsam onu yap. Nesrin, bunları seninle kaç kez konuştuk be canım. 10 yıldan sonra yeniden çocuk kahrı çekemeyiz. 35 yaşındayım. Sen de genç sayılmasın çocuk için. Olamaz bu. 9 yaşında oğlumuz var. 35 yaş her şeye yeniden başlanabilecek bir yaş. Biz erken evlendik de ondan böyle konuşuyorsun. Ne diyordu ünlü şairimiz? Yaş 35 yolun yarısı eder. Bu yarıda çocukluk dediğimiz uzun bir dönem de var üstelik. Şakayı bırak. Ben bu konuda çok kaygılıyım. Sen beni gerçekten sevmiyorsun. Sevsen benden bir çocuğun daha olsun isterdim. Cengiz var ya canım. O başka birinin çocuğu değil ki. İkimizin çocuğu işte. Onu da istememiştir, unuttun mu? Çok iyi hatırlıyorum, istememiştin. Acaba sıkıntılarımızı, bunalımlarımızı giderir mi diyerek dünyaya getirmiştik onu. Tıpkı sinir ilaçları gibi. Çünkü sen beni hiçbir zaman sevmedin. Bunu da nereden çıkarıyorsun? Lütfen böyle konuşma canım. Beni kırıyorsun. Ben doğru olanı söylüyorum. İstersen kırıl, istersen gücen ama işin doğrusu bu. Peki peki. Sen haklısın diyelim. Tamam, kes artık. Ama şunu bil ve bir daha bu konuya dönme. Çocuk istemiyorum. Anlaşıldı mı? Ama ben istiyorum. Ben yatmaya gidiyorum. İstersen sen de git biraz uzan bir köşede. Anlaşılan uykunu alamamışsın, sinirlisin. Sinirli falan değilim. Üstelik işlerim var, uyumaya zamanım yok. Akşamdan kalan bulaşıkları yıkayacağım. Dün sular kesilmişti, yıkayamadım. Ondan sonra da öğle yemeği derdi başlayacak tabii. Ben de bıktım. Her gün aynı işler. Ben de senin yaptığını yapabilsem, kaçıp bir yerlere gidebilsem. Lütfen sakin ol canım. Seni anlıyorum, haklısın. Ama sana fazla yardımcı olamıyorum. Ne yapalım, yaşam böyle. Akıllı olalım. Birbirimizi yok yere yıpratıp durmayalım. Bazı şeyler bizim dışımızda biçimleniyor. Bizim günahımız yok. Hadi bırak bunları, gel biraz dinle. Hı? İstersen birlikte uyuyalım. Aman olmaz. Peki, sen bilirsin. Sokağa çıkabilir miyim? Annene sor. Çık. Baban demin ilaçtan söz ediyordu. Önce o işi yapın, ondan sonra dışarı çıkarsın. Peki. Hadi gel benimle. İlacı bulalım da. Hay Allah, kim çalıyor kapıyı böyle? Bu oğlanda da hiç düşünce yok. Babasının uyuduğunu bilmiyor sanki. Her şeyi sıkı sıkı tembihlemek gerek. Dur dur, geliyorum, acele anne. Ah, sen miydin Sevim?
Günaydın canım, ne o, şaşırdın mı? Yok canım, niye şaşırayım, oğlan sokaktaydı da o geldi sanmıştım. Girsene içeri. Yok, girmeyeyim şekil. Ay aman aman, yavaş konuşalım. Behzat uyuyor, yoldan yeni geldi de. Ha, döndü demek. Döndü evet. İyi iyi, gözün aydın. Sağ ol canım. İşlerini çözümlemiş mi? Çözümlemiş sayılır. Biliyorsun atanma işi için uğraşıyorum. Ha, bilmez miyim? Yalnız ben değil, herkes biliyor niçin gittiğini. Ya öyle mi? Girsene içeri, ayakta kaldın. Yok yok, giremem, işim var. Banyo yapacağım. Saç kurutma makineni isteyecektim. Benimkinin kordonu şey olmuş da. Ha tabii, hemen getireyim, dur bir dakika. Al canım. İşim bitince hemen getiririm. Gel de biraz oturalım ha. Nasıl olsa sen de yalnızsın. Ya öyle. Yalnızım bugün de. Benim adam gene maça gitti. Ama senin kocan evde ayol, benim için çağırıyorsun. Ne zamandır ayrısınız birbirinizden? Kocam varsa ne olmuş? İçeride uyuyor. Biz oturup konuşuruz seninle. Tamam, gelirim öyleyse. Ben de sıkılıyordum zaten. Bekliyorum. Ama geldiğinde kapı zilini çalma, olur mu? Kapıyı peki eline tıkırdat, ben açarım. Peki peki. İçki sevdiğini bilmezdim. Sevmiyorum ki. Öyleyse neden içiyorsun? Bilmem. Belki de kaçıyorum böylelikle. Neden? Niçin kaçıyorsun? Günlük yaşamdan, sıkıntılardan. Son zamanlarda içkiye sığınmaya başladım. Kocam gideli hemen her gece böyleydim. Hep şarap içtim. Sen farkında değildin. Farkına varmamıştım, evet. Geceleri içiyordum. Sessizce ağladığım da oluyordu. Ama bu yaptığın çok yanlış Nesrinciğim. Evet, yanlış olduğunu ben de biliyorum. Hiçbir şeyi çözümleyemez içki. Hele kurtuluş yolu hiç olamaz. Doğru. İçme öyleyse, hadi hadi bırak. Çıldıracağım. İçkiyle biraz yatışıyorum. Derdin ne yavrum, neyin var? Yaşamaktan bıktım. Durup dururken mi bıktın yaşamaktan? Evliliği, kocam, kendimde olan uyuşmazlıklarım, kendimde olan kavgalarım, çekişmelerim. Dert edindiğin şeylere bak. Evlilik hepimizin başında. Kocalarımızsa çocuklarımıza benzerler. Onları fazla ciddiye almamak gerek. Ha çocuklar, ha onlar. Yönetilmek, gözetilmek isterler. Bunu da bizim yapmamız gerekiyor. Oysa sen... Ama Sevim, benim kocam... Ne olmuş canım kocana? Dünya ahiret kardeşim olsun. Melek gibi adamdır, bilmez miyim? Evinin erkeğidir. İçkisi, kumarı, benimki gibi maçı, kahveye gitme alışkanlığı, şusu busu yok. Ama... Canım aması ne? Behzat iş için gitmemişti ki. Aa, ya niçin gitmişti? Gezmeye, dolaşmaya. Ne gezmesi ayol? Aa, sarhoşsun sen. Sarhoş filan değilim, aklım başımda. Sıkıntısı, bunalımı varmış beyefendinin. Geziye çıkması gerekirmiş. Ama sen bana demiştin, evet, ki... Evet, evet, yalan söylemiştim. Başka türlü düşünülür diye herkesten gizlemiştim. Demek benden bile gizledin. Aşk olsun. Ama Sevimciğim... Zaten kocanın birdenbire yolculuğa çıkması bana biraz tuhaf gelmişti. Ama demin dedin ki... Yangına körükle gidecek değildim ya şekerim. Kocanı demin savunmak zorunda kaldımsa... fazla yükleniyordun da ondan. Peki şimdi ne değişti? Durumu açıkladın, aklım başıma geldi. Ayol, bu adam arada bir böyle gidiyordu değil mi? Yok görev, yok iş, yok şu, yok bu. Evet, toplantılara falan gidiyordu. Yoksa ne? Allah aşkına söyle. İşin içinde bir kadın olmasın? Bunu da nereden çıkardın? Neden ikide bir gidiyor peki? Ev onu bunaltıyormuş. Başka bir kadın olsa kocam, bu nedenle yolculuklara çıksa bu kadar üzülmezdim belki de. Evden, benden kaçıyor. Ama bunlar aramızda kalsın, ne olur. Sana güvendiğim için anlatıyorum. Aa, hiç kimseye anlatmam. Çocuk muyum? Son günlerde yüzü gülmez olmuştu. Doktora gitti, istirahat aldı. Sonra da yolculuğa çıktı. Peki nereye gitmiş? Tanıştığımız, birlikte dolaştığımız yerleri görmek için önce Konya'ya uğramış. Gençliğinizin geçtiği yerlere, öyle mi? Gençliğimiz, çocukluğumuz orada geçti, doğru. Sonra da anasının yanına köye gitmiş. Oradan da Adana'ya geçmiş. 3-5 kuruş biriktirmiştik, böylece onu da tüketmiş anlaşılan. O da ayrı konu tabii. Adana'da ne var? Oraya niçin gitmiş acaba? Aman, okul arkadaşı biri var orada, düğününe gitmiştik. Belki de başka bir nedeni vardır oraya gitmesinin, ne bileyim. Galiba anlıyorum durumu. Ne anladın? Lütfen bana da söyle. Sanırım kocan gerçekten bunalımda. Eski yerlere dolaşıp geçmişin heyecanını arıyor besbelli. Bu duyguyu çok iyi bilirim. Sık sık ben de yaşarım. İyi ya, ben ne yapayım? Sana ne olmuş? Ben de sıkılıyorum. Kocana açıl, onunla konuş. Bunları hep yaşadık, yaşıyoruz.
İnsanlar zaman zaman kendi çerçevelerini kırmak isterler. Çok doğal bir şey bu. Konuyu büyütmemek gerek. Sorun haline dönüştürmemek gerek. Evet, çerçeve. İyi söyledin. O çerçeveyi kırmak, yok etmek istiyorum. Ama nedeni yalnızca sıkıntı değil. Ne peki? Sanırım korkularım da var. Hayat sanki avuçlarımın içinden kayıp gidiyor. Yaşlanıyorum. Oğlum kocaman oldu, boyu boyuma yakın. Ne var bunda? Birkaç yıl sonra emekli olacağım. O zaman büsbütün sıkılacağımı biliyorum. Ama bir bebeğimiz olsaydı onunla avunurdum. Olsun öyleyse şekerim. Niçin yapmıyorsunuz? Bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Behzat bebek istemiyor. Geciktiğimizi söylüyor. Üzülme canım. Sorunlarımız aşağı yukarı aynı. Ben artık her şeyi kabullendim. Evlilik böyle. Hayat böyle. Her istediğimiz şey olamıyor. Bazılarından vazgeçmemiz gerekiyor. Elimizdekilerle yetinmesini bilmeliyiz. Neden ama? Ben mutlu olmak istiyorum. Heyecanların, sevgilerin eriyip gidişini izlemek düşer insana. Bu bir biçim değiştirmedir. Aslında sevgiler kalıcıdır diye düşünebilirsen, benim gibi kendi kendini avutursun. Yoksa kötü. Ne yapacağımı, ne düşüneceğimi şaşırdım. Hadi bu konuyu kapatalım artık. Tadımız iyice kaçmasın. Benim gibi yap. Hoşlanmadığın şeyleri düşünme, sil at. Kendinle bile tartışma. Hadi şu şişeyi de kaldır artık. Kendini toparlamalısın. Ne iyi arkadaşsın sen Sevim'cim. Sağ ol. Bak, bana bunu getirmiş. Oo, ne güzel çanta bu. Sus payı mı? Aynı soruyu ben de Behzat'a sordum. Ne dedi? Bir şey demedi, güldü, başını çevirdi. Onu kıskanıyor musun? Kıskanmak mı? Hiç düşünmemiştim. Yani bu konunun üzerinde durmadım. Aramızda başka biri olsa bile beni sevmeli Behzat. İlgisinin azaldığını gördükçe çok üzülüyorum. Onu bunaltan yalnızca benmişim gibi geliyor bazen. Böyle düşünmemelisin. Birbirinizi severek evlenmişsiniz. Okul yıllarınız bir arada geçmiş. Birbirinize yakışıyorsunuz. İnan bana, gördüğüm en uyumlu evlilik sizinkisi diyebilirim. Belki haklısın ama sevgiler de eskiyor, öyle değil mi? Yoksa bu tedirginlikler, bunalımlar olur muydu? Beni de kendine uyduracaksın. Akşam eve döndüğümde bizimkiyle kavga ettireceksin beni. Ne zamandır kavga bile edemez oldum. Aman sakın ha. Tamam, işte sorun bu. Birbirimizi dinlemek içimizden gelmez oldu son zamanlarda. Eskiden Behzat'la tartışmalarımız olurdu. Şimdi onlar da yok. Ne aşk kaldı, ne coşku, ne de öfke. Öf Nesrin, öf. Ne oldu? Canını sıktım değil mi? Ben gideyim artık. Bak, sokaktan sebzeci geçiyor. Bir şeyler alayım akşam yemeği için. Evde yiyecek hiçbir şey kalmadı. Oturuyorduk. Kapıcıyı gönderip gaz aldırtacağım. Gazımız bitti. Benim adam evin hiçbir sorunuyla ilgilenmiyor. Kapıcı yine köye gitmiş. Ha, öyle mi? Sabahleyin karısı söyledi. Ha, öyle ya. Sabahleyin ekmeği evine getirmişti. Demek adam gene köye gitmiş. Görüyor musun? Dünya bir tuhaf oldu. Suç bizlerde değil. Bir çark var. Bize sormadan, bizi dinlemeden dönüp duruyor. Hadi üzme tatlı canını. Hadi hoşça kal. Dur seni geçireyim. Yine gel. Seninle konuşunca açılıyorum. Gelirim. Sen de gel, bekliyorum. Sen miydin canım? Uyandırdın mı? Saat kaç oldu? Dur bakayım. 2:20 geçiyor. Oo, çok uyumuşum. Artık kalkmalıyım. Sen ne yaptın? Deminden beri senin uyuyuşunu izliyordum. Yüzün bir bebeğin yüzünü andırıyordu. Ha, öyle mi? Başka neler yaptın? Ev işleri işte, her günkü şeyler. Acıktın mı? Hem de çok. Acıkırsın elbet. Kahvaltıda bir şey yemedin ki, yumurtaların bile öylece kalmıştı. Ha, evet, öyle ya. Sabahı unutalım artık. Şimdi yemeği bir güzelce ye, tamam mı? Sonra da... Neyin var senin kuzum? Bir şeyim yok. Hala sabahki havalardasın. Artık uzatma lütfen. Sabahleyin uykusuzum, sinirliydim. Sen de öyle alıngan oldun ki. Kocacığım,
iyi değilim kocacığım. Yemekten sonra biraz sokağa çıkalım. Hı? Niçin bir şey söylemiyorsun? Gözlerim... Yoksa ağladın mı sen? Hadi canım biraz gülümse. Hadi güzelim. Çok mutsuzum Behzat. Neden ama, ne sorunumuz var? Gül gibi geçirip gidiyoruz. Niçin böyle hiç yoktan can sıkıntısı yaratıyorsun? Önce ev dar geliyor. Sonra bütün dünya daralıyor. Sanki duvarlar üzerime yürüyor. Evimizin duvarları mı? Of, sus lütfen. Bana evden söz etme. Hele sen yokken ne yapacağımı, geceleri nasıl geçireceğimi bilemiyorum. Çocukla ikimiz akşam kuşları gibi birbirimize sokuluyoruz. Sensiz ev mağaraya dönüyor, bilemezsin bunu. Pekala. Bir daha sensiz hiçbir yere gitmemeye çalışacağım. Sorun bu değil ki. Evet, sorun bu değil. Haklısın. Bizim sorunumuz sorunsuz oluşumuz galiba. Ne demek, anlayamadım. Yoksa durumum sana gülünç mü geliyor? Yok canım, hemen alınma. Gerçeği söylüyorum. Sorunumuz yok. Hayır, yanılıyorsun, var. Dinle beni. Biraz dış dünyaya kapalıyız. İçimize gömülüp kaldık. Çok bencilleştik. Kimseleri düşünmez olduk. Nasıl yani? Ne bencilliğinden söz ediyorsun? Oldukça rahat bir hayat sürüyoruz. Geçim zorlukları, dünya sorunları ilgilendirmiyor bizi. Şimdi de karşıma geçmiş, kim bilir neleri sorunu yapmaya hazırlanıyorum. Ben sorun yaratmıyorum. Sana anlatmak istedim ama hiçbir zaman anlamak istemedin. Neyi anlattın da dinlemedim a güzelim? Hı? Sakin ol. Hadi dinliyorum seni, anlat. Bunalıyorum. Anlamalısın, bunalıyorum. Hani hep sen öyle söylersin ya. İşte öyle canım. Bu kez sıra bende. Neyin bunaltısı bu? Yalnızlığım mı, yoksa ben burada değilken çok mu sıkıldım? Sadece bunlar değil. Elimden kayıp giden, yok olan, yitirdiğim bir şeyler var. Bir türlü onlara yetişemiyorum. Hayat kayıp gidiyor. Yaşamayı sevmen güzel. Ama tat almalısın yaşamaktan. Yok gidiyor, yok onu kaçırıyorum diye kendini yiyip bitirmen akıllıca bir tutum değil. Teşekkür ederim, çok naziksin. Aptal olduğumu söylemeye çalışıyorsun. Her şeyi yanlış anlamıyor, öyle yatkınsın ki bugün. Behzat. Canım. Hadi kalkalım yavrum. Güne yeniden başlayalım. Bir kaba güzel bir plak koyalım. Yemeğimizi müzik eşliğinde yiyelim. Acaba sana haksızlık mı ediyorum? Bana değil canım. En çok kendine haksızlık ediyorsun. Cengiz nerede? Sokakta. Bir yere gitti mi dönmek bilmez. Çağıralım şunu. Dur ben onu bulup geleyim. Yok sen yorulma, pencereden seslenirim. Cengiz! 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 Yok, görünürde yok. Görüyor musun şu çocuğun yaptığını? Kapıcıyı çağıralım. Arayıp bulsun oğlanı. Tembelleri pinekleyip duruyordur nasıl olsa. Bir işe yarasın. Çağırınca biraz homurdanacaktır ya, o da ayrı. Kapıcı burada yok, karısı var. Şimdi anlaşıldı. Demek bundanmış. Neymiş anlaşılan? Esip savurman bundanmış diyorum. Anlamadım. Bilmez miyim güzelim? Kapıcının köye her gidişi bizim evde tatsızlık çıkmasına neden olur. Bizim başlıca sorunlarımızdan biri bu. Abartıyorsun. Abartmıyorum canım. Her zaman böyledir. Adamı suçlar durursun. Sonra konu genişler, bütün erkekler suçlu olup çıkar. Bu nedenle ben de suçlu olurum. Bu yüzden kadınlar derneğine bile girmeye kalkmadın mı? O adama iki karısı olduğu için kızıyorsun. Adamın kişiliğinde bütün erkekleri bir araya getiriyorsun. Sonra da bana yüklenmeye başlıyorsun. Behzat, seni çok sevdiğimi biliyorsun. Böyle konuşma. Ben de seni çok sevmez miyim sanıyorsun? Ama aramızda değişen, eksilen, azalan bir şey yok mu sence? Sabahtan beri bunu anlatıyorsun ya. Niçin bana soruyorsun? Benim ağzımla konuşuyorsun ama bunun farkında değilsin. Bir bakıma evden uzaklaşmamın nedenlerini de açıklıyorsun. Ben de aramaya çıkmadım mı? Neyi? Eski sevgimizin o benzersiz coşkusunu. Ama yanlış bu. Geçmişle değil, gelecekle ilgilenmeliyiz daha çok. Bu arada kendimizi yenilemek için bir şeyler yapmalıyız. Örneğin... Örneğin ne? Hani Cengiz'e gitar çalmayı öğretecektin? Gitarın iki teli kopmuş. Söyleseydin yaptırırdım. Gene de tamir ettiririm kolay. Yeter ki sen iste. Bunlarla avunulmaz ki Behzat. Ben de kitaplarımla avunmuyor muyum? Onlardan iyisi yok. Kitaplar en yakın dostlarım benim. Okudukça kendimi unutuyor, mutlu oluyorum. Evet, kitaplarına dalınca kendini de bizi de unutuyorsun. Kendimi unuttum, doğru. Ama sizi değil. Dur şu kapıcıyı çağırayım. Salata yapayım mı? İyi olur. Ocağın altını kısayım bari. Sen salata yapıncaya kadar çorba yeniden pişecek.
Beni çağırdınız herhalde. Ne alınacak? Yok yok, bir şey aldırmayacağım. Şu bizim oğlanı sokaktan bulup da eve çağırıversen diyecektim. Belki de yandaki okulun bahçesindedir. He ya, okulun bahçesinde. Demin geçerken gördüydüm. Benim oğlanla ikisi deli taylar gibi koşup duruyorlardı. Hoş geldin, yok mu Emine bacı? Var var. Hoş geldin Behzat Bey. Nasılsın? İyiyim, sağ ol Behzat Bey. Kocan nasıl? Neler yapıyor? Köye gitti. Kadıncağızı ayakta tutmayalım Behzat. Yok, önemli değil. Behzat Bey benimle konuşmayı seviyor herhal. Dinleyelim bakalım daha neler soracak. Demek kocan gene köye gitti Emine. Öyle mi? He ya, öyle. Doğru söyle bana Emine bacı. Bak sen benim bacım sayılırsın. Benden saklama bunu. Neyi? Aman Behzat. Kocan köydeki eski karısına gidiyor diye kıskanıyor musun? Hı? Evde gürültü çıkarıyor musun? Behzat yeter artık. Ne var bunda canım, konuşuyoruz işte. Bırak konuşalım Nesrin Hanım. Ben çocuklarımın geçim derdindeyim Behzat Bey. Biri kundakta, ikisi eşikte, biri sokakta. Kıskanmak neymiş? Hem de... Söyle söyle, çekinme. Demeye utanırım. Peki, ben kulaklarımı kapıyorum işte. Sırtımı da dönüyorum. Ne diyeceksen Nesrin'e söyle. Hadi. Demin ne söyledi sana Emine bacı? Boş ver, önemli değil. Hadi söyle söyle, ne dedi sana? Aman basit bir kadın işte, ne söyleyebilir? Yoksa sana ters mi geldi işittiklerin? Niçin ters gelsin? Kadının ne söylediğini tahmin edebiliyorum. İyi öyleyse, niye üsteliyorsun beni konuşturmak için? Söyle hadi, merak ettim. Kocası köyden döndüğünde daha güçlü, istekli oluyormuş her şeye karşı. Beğendin mi? Beğendim elbette. Bu kadın sorunlarıyla da düşünceleriyle çağdaş bir kadın. İnan bana, birçoğumuzdan daha gerçekçi. Öyledir herhalde. Keşke sen de kendine böyle bir... Salata oldu. Az yaptım ama umarım tadı iyi olmuştur. Yeter, o kadarı çok bile. Zaten benim canım pek bir şey istemiyor. Neredesin oğlum sen? Ama sizden izin almıştım anne. Sokağa bir çıktın mı evi unutuyorsun. Kaç saat oldu gideli ha? Anneciğim ama ben... Çabuk elini yüzünü yıka, sofraya gel. Çağırmasak eve dönmek aklından geçmez. Ne biçim çocuksun sen? Karnın da mı acıkmaz anlamıyorum. Tamam tamam, kısa kesin de sofraya gelin bakalım. Çocuğu çok sıkıştırıyorsun. Yavaş konuş. İşitmesin, şımarıyor. Böyle yapmasam tepeme çıkacak neredeyse. Tek çocuk değil mi? Arkadaş delisi. Fırsatını buldu mu dosdoğru sokağa fırlıyor. Çağrılıncaya kadar da gelmiyor. Geliyor. Gel bakalım oğlum. Otur şöyle yanıma. Eline sağlık. Yemekler çok güzeldi. Afiyet olsun. Şimdi çay da yaparım yemeğin üzerine. Ah, keşke kahvemiz olsaydı, almayı unuttum. Zarar yok, çay olsun. Meyve yok mu anneciğim? Var, acele etme, çıkaracağım. Ben odamda yiyebilir miyim meyveyi? Olur tabii tabii. Biz de annenle konuşuruz biraz. Konuşuyorsunuzdur diye eve gelmemiştim. Ama annem beni azarladı. Ah canım, öyle mi? Ben de sanmıştım ki. Hadi ben kalkayım da yine konuşun öyleyse. Meyveni yeseydin. Odasında yesin, daha iyi. Nesrin. Canım. Efendim. Elini verir misin bana? Karnın doydu değil mi şimdi de? Ama çocuk gelebilir, yapma. Biraz uzanalım mı odamızda? Olmaz. Neden ama? Çocuk evde. Sokağa çıkıp oynasın. Şş, işitebilir, büyüdü artık. Büyüdü evet. Yıllar nasıl gelip geçti değil mi? Çocukluğuna, bebekliğine doyamadık bile. Hani yumuk yumuk elleri vardı. Kekeleyerek konuşur, yalpalayarak yürürdü. Evet öyle. Her şey ne kadar çabuk geçti gitti. Yaşlanıyoruz artık. Sana diyecektim ki... Bu konuda ne kadar çok konuştuk. Söyleyeceklerinin tümünü biliyorum. Hayır hayır, hepsini bilmiyorsun. Ne diyorsun sen? Sana bir haberim var. Söylesene şunu ya, o meraktan çatlatacak mısın? Sabahtan beri söylemek için çabaladım ama beceremedim. Ama yeter artık, hadi söyle. İlkin sen söyle. Neyi? Beni seviyor musun? Elbette canım, hem de çok seviyorum. Beni dinlemek istemedin. Gün boyu her sözümü eleştirdin. Ben de artık beni sevmiyorum. Gene aynı konuya mı dönüyoruz? Lütfen akıllı ol biraz. Anlat bakalım, neler söyleyeceksin görelim. Sanırım yeni bir şey değil. Hep eskisi gibi. Yanılıyorsun. Bu kez farklı canım. Bir çocuğumuz olacak. Ne dedin? Tabii sen de benim gibi onun doğmasını istersen.
Bilmem ki. Nasıl olur? Oldu işte. Ama sen doğum kontrol ilaçlarını almıyor muydun? Hayır efendim. Bir süredir ilaçlarımı almıyordum. Demek öyle. Karıcığım, bu haber öyle şaşırdım ki. Canım, bu muydu? Bütün gün hırçınlığın. Evet, bundandı. Kıvranıp duruyordun. Anlamalıydım bir değişiklik olduğunu, sezmeliydim. Bu evin aptal çocuğu benim galiba. Anne, ben... Sen burada mıydın yoksa? Yok, odamdaydım. Şey için geldim. Yoksa konuştuklarımızı işittin mi? Hayır babacığım, hepsini işitmedim. Ne diyorsun sen, hepsini işitmedin mi? Evet, bir bölümünü işittim. İstemeyerek oldu. Meyve almaya gelmiştim. Neler işittiğini söyler misin lütfen? Çekinme, söyle hadi. Habere çok sevindim. Hangi habere sevindin oğlum? Haberin ne olduğunu biliyor musun bakalım? Biliyorum elbette. Artık benim de kardeşim olacak. Başkalarının çocuklarını sevmekten kurtulacağım. Onları da severim ama benim kendi kardeşim başka olacaktır. Yalnızlıktan kurtulacağım. Sen otur canım. Etrafı ben toplarım. Sen yorulmamalısın. Behzatçığım. Canım söyle. Ben de sanmıştım ki. Canım, bitti artık. Bugün her şeye yeniden başlıyoruz. Her şeye. Birbirimizi yeniden sevmeye de. Her zaman olduğu gibi. İlk günkü gibi. Ben sokağa çıkabilir miyim? Gecikmemek şartıyla. Tamam. Eski Sevgiler adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Burhan Günel, yöneten Metin Çoban, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Behzat Erhan Abir, Cengiz Fatoş Balkır, Nesrin Arsen Gürzap, Emine Tanju Tuncel, Sevim Göksel Kortay. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın.